Aile Kamp Keyif kanalından herkese selamlar. Malum pandemi nedeniyle bu videoyu size evde çekmek zorunda kaldık. Bugün sizlere kamplarda yaban hayatını gözlemlemek için kullandığımız bir ürünü tanıtmak istiyoruz. O da Jio marka foto kapan arkadaşlar. Evet, ürünümüzü açalım. Tabii biz bunu daha önce kullandık. Çok bir görüntü elde edemedik ama nasıl bir görüntü verdiğini, nasıl bir görüntü kaydettiğini sizlerle bu videonun sonunda sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Ürünümüz Jio JH770 modeli. Kutunun üzerinde şöyle bilgiler var arkadaşlar. 20 megapiksele kadar fotoğraf çekebiliyor. Full HD video çekebiliyor. Gece görüşü var. Ayrıca üstünde hareket algılayıcı sensörler var. Hemen ürünümüze bakalım. Evet, ürünümüz şu şekilde. Evet, tabii biz bu cihazı daha önce kullandığımız için birazcık tozlanmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kamerası burada. Aynı zamanda gece görüşü de var. 3 tane hareket sensörü var. 2 tane yanlar için, 1 tane ön taraf için. Burada da LED aydınlatmaları mevcut. Şimdi içini açalım. Burada da 2 kademeli bir kilit sistemi var. Bunu da şu şekilde göstereyim. Önce bu siyah kolu ileri çekip sonra geri çektiğiniz zaman cihazın içine açabiliyorsunuz. Şu kısımda pilleri koyduğunuz yer var. 8 adet kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Yani bu 8 adet kalem pillin ömrü ne kadar diye sorarsanız, kullanım kılavuzunda yazdığına göre 6 aya kadar çekim yapabiliyor. Zaten otomatik olarak kendini kapattığı için pilleri 6 aya kadar dayanabiliyormuş arkadaşlar. Ama biz tabii o kadar uzun süre denemedik. Deneme şansımız da olmadı. Evet, piller bu şekilde. Gelelim makine kısmına. Arkadaşlar, alt tarafında 3 kademeli bir açma kapama tuşu var. Bunu ilk etapta test tarafına alırsanız buradan cihazın ayarlarını kolayca yapabiliyorsunuz. Ve Türkçe menüsü var. O tabi bir avantaj kullanım açısından. Menü olarak da fotoğraf çekebiliyor. Sadece video çekebiliyor. Hem fotoğraf hem video da çekebiliyor. Burada işte ne çekmek istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Her ikisini de çekmek istiyorsanız o alternatifi de mevcut. Diğer ayarlarına bakacak olursak fotoğraf çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Seri fotoğraf çekme özelliği var. Videonun başında da söylemiştim, video çözünürlüğü Full HD. 120 derecede çekim yapabiliyor arkadaşlar. Menüsü bu şekilde. Zaten Türkçe, hani menüde çok anlatmaya gerek yok. Bu şekilde ayarlarını yaptırdıktan sonra tekrar cihazı off konumuna getirip en son test on yazan yere, yani en son kademeye getirdiğinizde ekran bir 15 saniye sayacak ve ondan sonra makine aktif hale gelmiş olacak. Tabi şu an elim önde durduğu için yapmadı. Yapıyor. 2, 1. Evet, şu an makinemiz aktif halde arkadaşlar. Şu an önünden herhangi bir şey geçerse çalışmaya başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi az önce elimi falan çekmiş. Buradan replay dediğiniz anda çektiği videoyu ve fotoğrafı da görme imkanınız var. Cihaz gerçekten güzel.
işe yarar. Yani gittiğiniz kamplarda, doğa yürüyüşlerinde rahatça kurup oradaki yaban hayatını, canlıları gözlemleyebileceğiniz bir ürün. Ayrıca sadece yaban hayatı için değil, eğer bir çiftliğiniz varsa, bir dağ eviniz varsa onun etrafına da güvenlik amaçlı koyabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten eğer kitapçığında yazdığı doğruysa pil ömrü gayet yeterli. 6 ayda bir pil değiştirmeyle bir tane güvenlik kamerası edinmiş oluyorsunuz. Bence gayet mantıklı bir ürün. Ama tabii biz tamamen gittiğimiz kamp yerlerindeki yaban hayatını, oradaki yaşayan hayvanları gözlemlemek için ya da hangi türler yaşıyor tespit edebilmek için kullanıyoruz. Yani sorarsanız şu ana kadar ne çekebildiniz diye, sadece bir kurt çekebildik. Onu da çok uzaktan çekmiş. Çok net görünmese de bu videonun sonuna o görüntüleri de ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kutunun içinden başka neler çıkıyor? Onlara bakalım. Şu şekilde ağaca ya da herhangi bir yere bağlayabilmek için bir aparatı var. Bu da şu şekilde. Arkasında zaten bunu takma yerleri var arkadaşlar. Buradan geçiriyorsunuz. Bu şekilde de ağaca ya da artık neye takmak istiyorsanız cihazı bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi hani bir dağ eviniz ya da çiftliğiniz varsa oralar içinde duvara monte etmek için aparatları mevcut. Şu şekilde işte vidaları, dubelleri ve hareket sağlaması için yönünü ayarlayabilmeniz için şu şekilde bir aparatı da var. Gayet kullanışlı. Bu şekilde bir kablosu da var. Görüntü ve ses alabilmek için. Ama tabii bu çok işinize yaramayacak. Çünkü hafıza kartıyla çalıştığı için. Bir de içinden şöyle bir USB kablosu çıkıyor. Onun dışında da başka bir şey yok. Bu kadar. Gayet pratik. Kullanımı kolay. Türkçe menüsü olan. Full HD çekim yapabilen bir cihaz. Biz 2-3 kamptır bu cihazı kullanıyoruz. Dediğim gibi şu ana kadar çok fazla bir canlı çekemedik ama daha doğrusu başaramadık çekmeyi de gayet performansından memnunuz bu ürünü. Eğer siz de gittiğiniz yerlerde ya da yaşadığınız yerdeki yaban hayatını, oradaki türleri bilmek istiyorsanız alabilirsiniz. Yani güvenlik amaçlı da alabilirsiniz dediğim gibi. Evet, bugün sizlere Jio marka fotokapağını tanıttık arkadaşlar. Benim atladığım bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Marka hakkında bildiğiniz başka şeyler varsa yine yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.